İslam aleminin 7 milyar insanı, bütün ezilenlerin ve mazlumların kurtuluşuna, selametine vesile eylesin. Günümüz hayırlı olsun, cumamız mübarek olsun, toplantımız hayırlı olsun, gazamız mübarek olsun inşallah. Gerçekten de salondaki bu muazzam topluluğu görünce, bu muazzam coşkuyu, aşkı, heyecanı görünce işimizden diyoruz ki ve şimdi de kürsüden diyoruz ki işte Yozgat, işte hatta madeni, işte yeniden refah, işte milli görüş diyoruz. Biz sadece Adana ilimizde kaydettik. Bazı havası ve parası çok olan partilerin büyük kongrelerinde topladıkları kalabalığı biz Cenab-ı Allah'a şükürler olsun il kongrelerimizde topladık. Onların bütün Türkiye'de kaydettikleri üye kadar üyeyi biz sadece Bursa'da kaydettik ve Cenab-ı Allah'a şükürler olsun. Bugün de hatta madeninde arkadaşlarımızın da ifade ettiği gibi hafta içi ve mesai saati olmasına rağmen bu salonu böyle muazzam bir şekilde doldurduk. Onların ilk kongrelerinde toplayamadıkları kalabalığı, topluluğu biz Akdağ Madeni ilçemizde hafta içi yaptığımız bir konferansla topluyoruz. Cenab-ı Allah'a sonsuz şükürler olsun. Bu davamızın bereketidir. Milli görüşün bereketidir. Erbakan hocamızın bereketidir. Ve fedakar dava erlerinin gaybetinin, terlemesinin sonucudur. Cenab-ı Allah'ın yardımının sonucudur. Cenab-ı Allah'a sonsuz şükürler olsun. Biz bazıları gibi hazine yardımıyla, devlet desteğiyle, iktidar gücüyle, holding patronlarının desteğiyle, medya desteğiyle, estirilen rüzgarlarla, cilalayıp parlatma operasyonlarıyla bu noktaya gelmedik. Biz İmanla, aşkla, gayretle, ter dökerek, fedakarlık yaparak, Erbakan hocamızın tabiriyle tırnaklarımızla sökerek bu noktalara geldik. Elhamdülillah. Bendeniz çocuk yaşlardayken Refah Partisi döneminde bir seçim günü merhum, Allah gani gani rahmet etsin, milli görüş lideri merhum Erbakan hocamızla sandık başına oy kullanmaya beraber gitmiştik. Orada sandık başında oy kullanmak için bekleyen seçmenler bir kuyruk oluşturmuşlar ve orada Erbakan hocamızı gören sandık görevlileri genel başkan olmasından ve yaşından dolayı bekletmeyelim diye Erbakan hocamızı ve bizi ön tarafa aldılar ve bir an evvel oyunu kullansın Erbakan hoca diye. O sırada sandığa doğru giderken o kuyrukta bekleyen seçmenlerin yanından geçiyorduk. Onların içerisinden bir hanımefendi hocam hocam böyle olur mu? Biz burada saatlerden beri bekliyoruz dediği zaman Erbakan Hoca kendisine döndü ve dedi ki o da bir şey mi? Biz 50 seneden beri bekliyoruz. 50 seneden beri bekliyoruz. Milli görüş iktidarını, refah iktidarını bekliyoruz diye söyledi. Evet, biz de neredeyse 70 seneden, 80 seneden beri bekliyoruz. Ama artık bugün Akdağ Madeni'nde gördüğümüz manzara da bunu gösteriyor. Türkiye'nin dört bir yanında gördüğümüz manzara da bunu gösteriyor. Artık o sabırlı bekleyişin son noktasına geldik. Yolun ucu, tünelin ucu gözüktü. Işık gözüktü. İnşallah şu 14 Mayıs'ta yapılacak olan genel seçimlerde milletimizin görüşü, milli görüş bir kez daha yanardağ gibi patlayacak
bu aziz millet, milli görüşü yeniden Refah'ı iktidara taşıyacak inşallah. Elbette ki bu muhteşem manzaranın oluşmasında en büyük pay sahibi olan değerli ilçe başkanımıza, Akdağ Madeni ilçe teşkilatımızın çok kıymetli mensuplarına, emeği geçen bütün isimsiz kahramanlara ve tabii ki bu salonu böyle hıncanış dolduran hanımıyla erkeğiyle, genciyle yaşlısıyla, siz kıymetli milli görüşçülere, Akdağ Madenlere, Yozgatlılara, hepinize ayrı ayrı teşekkürler ediyorum. Bağrıma basıyorum. Allah hepinizden, hepimizden razı olsun inşallah. Tabii ki bu nesil terim asayi yapacak. Bu nesil terim asayi yapacak. Tabii ki bizleri burada yalnız bırakmayan değerli genel başkan yardımcılarımız, BKYK üyelerimiz, çevre illerden koşup gelen misafir il başkanlarımız ve tabii ki değerli Yozgat il başkanımız, kendileriyle birlikte sivil toplum kuruluşlarının, siyasi partilerin temsilcileri, kıymetli protokol mensupları, belediyemizin kıymetli yetkilileri, değerli basın mensupları ve güvenlik güçlerine de en içten teşekkürlerimi arz ediyorum. Onlara da hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. Çok değerli Yozgatlılar, çok değerli milli görüşçüler, kurulduğu günden bugüne yeniden Refah Partimiz, doğrunun ne pahasına olursa olsun yanında, yanlışın da bedel ödemek pahasına da olsa karşısında durmayı kendisine şiar edin. Kim yapmış olursa olsun doğruya doğru dedi, kim yapmış olursa olsun yanlışa da yanlış dedi. Siyasi parti başkanlarının öfkeden yüzleri kıpkırmızı olmuş, damarları şişmiş bir şekilde birbirlerine bağırıp çağırdıkları bir ortamda siyasete nezaketi ve zerafeti getirdi. Yeniden Refah Partimiz sadece bununla kalmayıp ülkenin, milletin bütün problemleriyle ilgili en doğru teşhisleri ortaya koyduğu kitaplarla milletimize sundu ve aynı zamanda sadece teşhisle kalmayıp Milli Kaynak Paketleri kitabıyla 81 ilimize yüzlerce Refah Projesi kitabıyla, Biz Türkiye'yi Biliyoruz kitabıyla, Türkiye'nin Sorunları ve Çözüm Önerilerimiz kitabıyla bu sorunlara bilimsel çözüm önerilerini de teşhisin yanında tedaviyi de ortaya koydu. Hayra motor, şerre giren muhalefet anlayışıyla EYT konusunda, İstanbul Sözleşmesi'nin ortadan kaldırılmasında, bununla birlikte Ayasofya Camii'nin ibadete açılmasında ve daha pek çok konuda daha iktidar olmadan, daha henüz seçime dahi girmeden hayra motor, şerre fren olma vazifesini yerine getirdik. Bütün bunlara ilaveten küresel çetelerin pandemi dönemindeki oyunlarına, hile ve desiselerine adeta göğsünü siper etti. Ne yediği belirsiz bir takım aşıların getirilip zorla milletimize yapılmasına karşı tek başına dimdik durdu ve mücadele etti. Yine bununla birlikte İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılması noktasında ve elbette ki iklim değişikliği adı altında tezgahlanan oyunlara karşı yapay etle nesilleri bozmak, biyolojik ifsada yol açmak için küresel çetelerin yaptıkları planlara karşı yeniden Refah Partimiz göğsünü siper etti. Ve yine tek tuşla bütün dünyayı tek merkezden kontrol etmek için ortaya koydukları nakitsiz toplum projesine karşı, kısacası dış güçlerin, dünya siyonizminin biyolojik, siyasi, sosyal ve ekonomik ifsatlarına karşı yeniden Refah Partimiz tek başına mücadele etti, göğsünü siper etti ve milli görüş farkını ortaya koyarak milli görüşün yegane temsilcisi olduğunu da ortaya koymuş oldu elhamdülillah.
İzlemiş olduğumuz bu siyaset dolayısıyla milletimizin çok büyük bir ilgisine ve teveccühüne mazhar oldu. 280 binin üzerinde resmi üye, 100 bine yakın sandık baş müşahidi, 81 ilde 900'den fazla ilçede teşkilatlarımız, bütün illerimizde hanım ve gençlik teşkilatlarımız, binlerce köy ve mahalle teşkilatımız, seçime girme yeterliliğinin bir seneden kısa sürede elde edilmesi, bütün il ve ilçe kongrelerinin o illerin ilçelerinin en büyük salonlarında en büyük kalabalıklarla icra edilmesi, 6 Kasım'da Ankara Arena'da ikinci büyük kongremizi iktidar partisinin dahi yapamayacağı şekilde Türk siyaset tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir şekilde tam 65 bin kişinin katılımıyla gerçekleştirilmesi. Elhamdülillah. Bütün bunlar çok kısa sürede yeniden Refah Partimizin aziz milletimizin kurtuluş ümidi haline geldiğinin en önemli göstergeleri. Şu geçtiğimiz günlerde Yargıtay resmi olarak son 7 ayda Türkiye'de siyasi partilerin kaydettikleri üye sayılarını açıkladı. Yeniden Refah Partimiz Yargıtay'ın açıkladığı resmi rakamlara göre son 7 ayda oransal olarak en hızlı büyüyen siyasi parti oldu. 54 binin üzerinde yeni üye kaydıyla üye sayısını 280 bin noktasına ulaştırdı ve 7 ayda %25 büyüyerek Türkiye'nin en hızlı büyüyen adım adım iktidara doğru yürüyen partisi olduğunu resmi olarak ortaya koymuş oldu elhamdülillah. Milletimiz yeniden Refah Partisi'nin bağrına bastı. Milli görüşü bir kez daha ikinci kırkında bağrına bastı. Havası ve parası çok olan partilere rağmen onların hepsinin üzerinde bir büyüme hızına yeniden Refah Partimizi ulaştırdı. Bugüne kadarki süreç gerçekten de çok zorlu geçti. Rakiplerimiz devlet imkanlarını, hazine yardımlarını, yüz milyonlarca lirayı adeta su gibi harcadılar. Her türlü medya imkanına rağmen, reklam imkanına rağmen, troll ordularına rağmen, milyonlarca dolarlık bütçelerine rağmen bizler son derece kısıtlı imkanlarla onların hepsinin önüne geçtik. Onların hepsinden çok daha fazla üye kaydederek Türkiye'nin en hızlı büyüyen partisi haline geldik. Evet, onlarda çok para var. Evet, onlarda çok hava var. Ama onlarda bir şey yok. Nedir o? Onlarda milli görüş ruhu yok. Milli görüş ruhu. Yeniden Refah'ta milli görüş ruhu var. Onlarda merhum Erbakan hocamızın heyecan diye ortaya koyduğu milli görüş aşkı ve milli görüş heyecanı yok. Cenab-ı Allah'a şükürler olsun. Bugün gelinen noktada yeniden Refah Partimiz kendisini görmezden gelmek için, yok saymak için ellerinden geleni yapanların dahi artık inkar edemeyeceği bir gerçek haline geldi. Bu olaylar neyi gösteriyor? Bu olaylar Erbakan hocamızın o meşhur atasözlerini aklımıza getiriyor ve ortaya koyuyor. Ne diyor Erbakan hocamız? İman varsa imkan da vardır diyor. İşte yeniden Refah Partimizin geldiği nokta Erbakan hocamızın bu sözünü akla çıkarıyor. Yine Erbakan hocamızın meşhur bir sözü daha var. Diyordu ki biz millet olarak tarih boyunca bütün büyük zaferlerimizi topumuz, tankımız, tüfeğimiz, paramız düşmandan daha fazla olduğu için kazanmadık. Biz millet olarak tarih boyunca bütün büyük zaferlerimizi iman ve imanla kazandık diyor. İşte onların paralarına rağmen, medya gücüne rağmen, anket manipülasyonlarına rağmen, hazine yardımlarına rağmen, iktidar gücüne rağmen, estirilen rüzgarlara rağmen, cilalayıp parlatma operasyonlarına rağmen
hareketiyle açıklanabilir. İşte bakın, hanım kollarına yeni katılan bir kardeşimiz, büyük kongre için otobüslere para ihtiyacı olduğu zaman 30 senelik düğünde takılan alyansını getirip hanım kollarına teslim ediyor. Diyorlar ki biz bunu alamayız, bu senin düğünde takılmış alyansındır. Ya eşin duyarsa ne de? Diyor ki eğer sokakta düşürseydin, bir yerde çaldırsaydın, kaybetseydin, eşin ne diyecekti, beni boşayacak mıydı? Hayır. Öyleyse siz bu alyansı alacaksınız diyor. Getirip bunu teslim ediyor. Hanım kollarından bir kardeşimiz, Altınoluk'ta Erbakan hocamızın bahçesinde yaptığımız sohbete katılmış. O sohbetin arkasından arkadaşlar bize bir zarf getirdi. Zarfı açtık, içerisinden bir tane yüzük ve iki tane küpe çıktı. Ve küçük bir tane not, Milli Görüş davası için yeniden Refah Partimiz için bunları kabul buyurun ve bunları bu dava uğrunda harcayın diye bir not. İki tane küpesiyle bir tane yüzüğünü zarfın içerisine koymuş ve vermiş. İşte onların bütün imkanlarına rağmen, bütün güçlerine, medya güçlerine rağmen yeniden Refah Partimizin onların o misli katılımla büyük kongresini yapması, onlardan çok daha fazla üye kaydedip onlardan çok daha hızlı büyüyen bir parti haline gelmesi bu imanla oluyor, bu aşkla oluyor ve bu davanın bereketiyle oluyor elhamdülillah. İnşallah şimdi en büyük sürprizi 14 Mayıs'ta yapılan genel seçimlerde ortaya koyacağız. 14 Mayıs genel seçimlerinde milletimizin görüşü, milli görüş yanardağ gibi patlayacak. Sandıklardan yeniden Refah, sandıklardan yeniden milli görüş çıkacak inşallah. Burada Yozgat'tan Akdağ Madeni'nden bir kez daha açık bir şekilde ifade ediyorum. İlan ediyorum. Metalleri yorulmuş, boyalara dökülmüş, milli görüşten uzaklaşmış, artık bu ülkeye ve millete verecek bir şey kalmamış iktidarın emekli olma zamanı gelmiştir. Bu iktidarı 14 Mayıs'ta aziz milletimiz emekliye ayıracaktır. Peki ne getirecek? Masa başındakiler mi? Hayır. Birbirine benzemezlerin oluşturduğu masa başı ittifakının da iktidarda bulunan kasa başındakilerinde bu millete vereceği bir şey kalmamıştır. Bundan böyle ehveni şerlere mahkum değiliz. Hayrın kendisi var. Yeniden Refah var. Milli görüş var. Bu millet ehveni şerleri değil, hayrın kendisini, yeniden Refah'ı, milli görüşü seçecek inşallah. Kıymetli milli görüşçüler, Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan son grup toplantısında 14 Mayıs 1950 seçimlerinde bu milletin CHP iktidarına son vermesine atıfta bulunarak dedi ki milletimiz 14 Mayıs 2023'te de yeter söz milletindir diyecektir. Evet, bu seçim Sayın Cumhurbaşkanı'nın dediği gibi artık yeter seçimi olacak. Bu millet artık yeter, yeter artık diyecek ama nasıl diyecek? Bu seçimde 14 Mayıs'ta aziz milletimiz kamudan, devletten, belediyelerden 20 senede 200 milyar doların üzerinde ihale alan imtiyazlıların iktidarına artık yeter diyecek Allah'ın izniyle. Tüyü bitmemiş yetimin, dulun, 85 milyonun hakkı olan tam 520 milyar doları faiz lobisine aktaran bu iktidara artık yeter diyecek Allah'ın izniyle. Halkın %85'inin yoksulluk sınırının altında yaşadığı, %45'inin açlık sınırının altında yaşadığı bu adaletsiz düzene,
bu gidişata artık yeter diyecek Allah'ın izniyle. Çiftçinin köylünün borcundan dolayı bağırta bağırta traktörü hasredilirken diğer taraftan bir avuç imtiyazlı holdinge tam 128 kez vergi muafiyeti çıkaran bu adaletsiz iktidara artık yeter diyecek Allah'ın izniyle. Bir tarafta bürokratlar ayda 5 ayrı yerden 350 bin lira maaş alan bürokratlar diğer tarafta 8 milyon asgari ücretliye bir öğünde bir simit ve bir bardak çayı reva gören bu iktidara artık yeter diyecekler Allah'ın izniyle. Açlığa değil, sefalete mahkum edenlere artık yeter diyecek Allah'ın izniyle. Yağmur gibi yağan zamların, vergi artışlarının, icat edilen yeni yeni haksız vergilerin altında ilim ilim inleyen bu millet, bu adaletsiz düzene artık yeter diyecek. 2000 liranın altındaki borcunu ödeyemediği için evine haciz gelen, icraya maruz kalan 5,5 milyon vatandaş bu gidişata dur diyecek. Bu haksız ve adaletsiz düzene artık yeter diyecek Allah'ın izniyle. Bu millet kendisini -12 derecede Erzurum'un o soğuğunda kıymayı eti birazcık ucuza alabilmek için kuyrukta beklemeye mahkum edenlere artık yeter diyecek. Bu millet kendisini askıda ekmek kuyruklarına mahkum edenlere, kendisini taze ekmeğin yarı fiyatına satılan bayat ekmeklere mahkum edenlere artık yeter diyecek ve 14 Mayıs'ta sandıkta bu haksızlığın, bu adaletsizliğin hesabını soracak Allah'ın izniyle. Bu millet birbirinden temel meselelerde, uygulamada, dış politikada, ekonomide, sosyal politikalarda, uluslararası anlaşmalar ve sözleşmeler noktasında aslında birbirinden bir farkı olmayan kasa başındakilerle masa başındakiler oyununa da tiyatrosuna da 14 Mayıs'ta artık yeter diyecek, yeniden refahı, yeniden milli görüşü seçecek inşallah. Çok değerli yozgatlılar, çok değerli milli görüşçüler, çok değerli hatta madenleri. Bakınız biz ne diyoruz? Bu iktidar milletin iktidarı değil, imtiyazlıların iktidarıdır diyor. Nereden çıkarıyorum bunu? Dünyada kamudan en fazla ihale alan ilk 7 şirketten 5 tanesi Türkiye'de, biliyor musun? Dünyadaki 190 ülke içerisinde devletten en fazla ihale alan dünyanın ilk 7 şirketinden 5 tanesi Türkiye'deki bu imtiyazlı holding. Bugüne kadar AK Parti iktidarı bu holdinglere 200 milyar doların üzerindeki tutarda kamu ihalesi verdi. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin toplam dış borcu ne kadar? 444 milyar dolar. Türkiye'nin toplam dış borcunun yarısı kadar tutarda bir ihaleyi bir elin parmaklarını geçmeyen imtiyazlı holdinglere verdi. Peki bunları verdin yetti mi? Hayır. Bu ayrı holdinglere bugüne kadar biraz evvel de ifade ettiğim gibi tam 128 kez vergi muafiyeti çıkarttı. 128 kez. Dünyanın en büyük ballı ihalelerini al, 3 dolarlık ihaleyi 10 dolara al, 1 dolarlık ihaleyi 5 dolara al, bu da yetmiyor. Üstüne bir de hiç zahmet edip de vergi ödemek zorunda kalma. Senden vergi de almayacağım.
Bu 128 vergi muafiyetinin sadece bir tanesine kadar biliyor musun? 2020 Eylül ayında resmi gazeteye açık bakın. İsmi lazım değil, çok meşhur bir holdingin bir kalemde 9,5 milyar liralık vergi borcunu siliyor dedi. 9,5 milyar lira. 2020 Eylül'de dolar kuru ne kadar? 9 lira. 1 milyar dolarlık vergi borcunu bir holdingin bir kalemde siliyor. Ya Yozgat'ta, Yerköy'de, Akdağ Mahallesi'nde, Sarıkaya'da, Sivas'ta, Kayseri'de gariban çiftçinin traktörünü bağırta bağırta haşediyorsun. Bir kuruş borcu kalsa gecikme cezasıyla, faiziyle boğazına yapışır bunu tahsil ediyorsun. Bu kadar paran var, bu kadar zenginsen madem bunlara 128 kez vergi muafiyeti çıkaracağına 28 kez çıkar da diğer 100 tanesini de bu millet için kullan. Bu küçük esnaf için, bu çiftçi için, bu köylü için kullan. Böyle adalet mi olur? 1 milyar dolar vergi borcunu bir kalemle siliyor. Geçen hafta Antalya'dayım. SMA hastası minicik bir yavrumuzun tedavisi için 2 milyon 160 bin dolar gerekiyor. Daha 150-200 bin dolar toplamışlar. Yavrumuz göz göre göre ölüyor. Bu yavrumuzun tedavisi için 2 milyon 160 bin dolar lazım. Ne demek bu? 2 milyon dolar deseniz şu bir holdingin bir kalemde sildikleri vergi borcuyla 500 tane SMA hastasının tedavisi yaptırdığını düşünebiliyor musunuz? Böyle adalet mi olur? Bizim davamız sadece namaz kılmak, sadece oruç tutmak davası değil. Sadece imam hatipleri Kur'an kurslarını açmak, başörtülü milletvekili, başörtülü bakan, başörtülü büyükelçi olsun davası değil. Bizim davamız paylaşımda adalet davası, paylaşımda adalet. Cenab-ı Allah'ın verdiği nimetlerin insanlar arasında adil bir şekilde paylaştırılması. Peygamberler bunun için mücadele etti. Peygamberler sadece insanlar namaz kılsın, kurban kessin, oruç tutsun diye gelmedi. Paylaşımda adalet, kul hakkı diye bir şey var. Sadece bundan mı? Hayır. Gün geçmiyor ki bu imtiyazlarla ilgili bir haber daha düşmesin. Bakın, yine iktidar döneminde zengin olan bir müteahhit, ismi lazım değil, hepiniz biliyorsunuz, çok meşhur. 2015 yılında, 7 sene evvel, borçlarından dolayı sahibi olduğu ABM'yi Halk Bankası'na 100 milyon dolara veriyor. 100 milyon dolara borçlarına karşılık Halk Bankası'na verdiği ABM'yi geçtiğimiz gün 48 milyon dolara Halk Bankası'ndan geri alıyor. Düşünebiliyor musun? Ne demek bu? Hem ABM'si elinde kalıyor, hem de devletin sırtından ABM'nin üstüne bir de 52 milyon dolardan nakit kenara koyuyor. Ya 100 milyon dolara 2015'te satılan Halk Bankası'na devredilen bu ABM, şu emlak fiyatlarının patladığı şu dönemde en aşağı 200 milyon dolar yaptı. 200 milyon dolarlık ABM'yi bu yandaş müteahhide 48 milyon dolara veriyor. Bunun gibi daha neler? Kütahya'da Zafer Havalimanı yapmış. Maliyeti 50 milyon euro. 2044 yılına kadar yapan şirkete ödenecek para ne kadar? 208 milyon euro. Ya bir havaalanı 4 havaalanı parasına yaptırıyoruz. Bir havaalanında bu milletin fazladan 3 milyar lirasını götürüp bir müteahhide veriyor. Biz nasıl demeyelim imtiyazlar iktidarın? Böyle milletin iktidarı bu. Şu anlattıklarımızı dünyanın hiçbir yerinde insanlara anlatabilmeniz mümkün. Der ki ya aklını kaçırmış ya da yalan söylüyor, yanlış biliyor. Böyle bir şey olamaz. Düşünebiliyor musun? Ama artık söz bitti. Sandık göründü. Milletimiz 14 Mayıs'ta bu pervasızlıklara, bu adaletsizliklere en ağır cevabı sandıkta oylarıyla verecek inşallah. Peki halk ne durumda? Halkın durumu ortada. İşte -12 derecede kıymayı 50 lira ucuza alacağım diye soğukta saatlerce bekleyenler. İşte halk ekmek kuyruklarında ekmeği 50 kuruş 1 lira ucuza alacağım diye saatlerce bekleyenler. Askıda ekmek alacağım diye kuyrukta bekleyenler. Ve en sonunda şimdi bebek mamalarına ve bebek bezlerine alarm takılıyordu marketlerde. Şimdi en son alarm takılan ürün de marketlerde satılan sütler oldu, sütler.
Sütün kilosu 35-40 liraya gelmiş. Bebek maması ve bebek bezinden sonra süt de artık bu ülkede çalınma riski olan çok lüks bir ürün haline geldi. Bebek maması, bebek bezi ve sütlere marketlerde ara takılmıştı. Ayçiçek yağlarına bir ara takılmıştı. Şimdi sıra sütlere geldi. Litresi, kilosu 35-40 lira olan sütler çalınmasın diye marketlerde alarm takıldı. Bir tarafta devlete 100 milyon dolara sattığı AVM'yi 48 milyon dolara geri alan müteahhitler, imtiyazlılar. Bir tarafta bir kalemde 1 milyar dolar vergi borcu silinen imtiyazlılar. Diğer tarafta bebeğine, yavrusuna bebek maması, bebek bezi ve süt alamayan milyonlarca insan. Böyle adalet mi olur? Böyle kalkınma mı olur? Böyle milletin iktidarı mı olur? İşte iktidarı 20 senede ülkeyi getirdiği nokta bu. Bir tarafta -12 derecede ucuz et kuyruğunda bekleyen yüz binlerce insan. Diğer tarafta makam odasını 28,5 milyon liraya yeniden yaptıran AK Partili belediye başkanı. 7,5 milyon liraya kendisine sıfır makam aracı alan AK Partili belediye başkanı. Bakınız, bir belediye başkanının makam odasından bahsediyorum. Google'dan yazın, internette karşınıza çıkar. Belediye binası değil, ek hizmet binası değil, apartman yapmıyoruz. Bir belediye başkanının bir makam odasına ihale bedeli 28,5 milyon lira. 18 milyon lira içinin masrafları, 10,5 milyon lira da inşaat masrafı, 28,5 milyon lira. İşte böyle bir Türkiye'den bahsediyorum. Diğer taraftan Allah gani gani rahmet etsin, Erbakan hocamız, bugün Yozgat merkezde de anlattım, özür dilerim, sorgunda da anlattım. 96'da 54. hükümet kurulunda Erbakan hocamız başbakan oldu. Yaz ayları sıcak havada odadaki çalışma odasında klima bozuk çalışmıyor. Erbakan hocamız bunu tamir ettirelim, servisini çağırın, tamirciyi çağırın diyor. Geliyor servis, bakıyor diyor ki efendim bunu tamir etmek astarı yüzünden pahalıya gelir. Yenisini alsanız aynı para neredeyse, bunu atalım yenisini alalım. Erbakan hoca soruyor, diyor ki tamir ne kadar, yenisi ne kadar? Ooo, biz o kadar zengin değiliz. Şimdi böyle kalsın, biz cama açarız, oradan gelen esintiyle çalışmaya devam ederiz diyor. Bir klimayı dahi, başbakanlıktaki çalışma odasındaki klimayı dahi değiştirmiyor. Bizim 54. hükümette devlet bakanlığı yapan Profesör Doktor Sacit Gümbey hocamız. Şu anda yeniden Refah Partimiz'de genel başkan vekili birlikte çalışıyor. Bu olayları duyduğu zaman diyor ki ya biz 54. hükümette bir tane yeni koltuk, bir tane yeni sandalye almadık. Bizden öncekilerde ne kaldıysa onlarla hizmet etmeye devam ettik, çalışmaya devam ettik. E şimdi bir de bunların haline bakıyoruz. Dolayısıyla bizler en başından beri ne diyoruz? Ne kasa ne masa. Birisi söylesin eğer arada bir fark varsa diye bu işin tekerlemesini dahi yap. Ne kasa ne masa, birisi söylesin eğer arada bir fark varsa. Neden söylüyorum bunu? İşte görüyorsunuz masa ittifakının durumunu, kasa ittifakı karşısındaki masa ittifakının durumunu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi %29 ulaşıma zam yaptı. Sayın İmamoğlu belediye başkanı olmadan önce İstanbul'da ulaşımı mutlaka ucuzlatacak, mutlaka ulaşımı sembolik değerlere indireceğim diye söz veriyordu. Belediye başkanı olduğundan bugüne kadar geçen sürede İstanbul'da ulaşıma %155 zam geldi, %155. Onun arkasından CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi ulaşıma %46 zam yaptı. E ne farkınız kaldı kasa başındakilerde? Onlar zam vergi ekonomisini, borç faiz ekonomisini uyguluyor. Siz de zamla milletin suyunu çıkarmaya devam ediyorsunuz. İktidar %10 faizle dolar borçlanıyor hazine. Ama dünya rekoru masa başındakilere ait. CHP'nin İstanbul Belediyesi %10.70 faizle dolar borçlanıyor. %10.70. E ne farkınız var?
Hama Savaşı'ndakiler, Hatta Savaşı'ndaki. CHP'nin genel başkanı İngiltere'ye gitti, Amerika'ya gitti. Müjdeler olsun, orada finans çevreleriyle görüştüm. İktidar olursam 500 milyar dolar borç getireceğim. Şunları daha ne görüyor musun? Ya bizim zaten dış borcumuz 444 milyar dolar olmuş. Sen de bir 500 milyar dolar daha getireceksin, 1 trilyon dolar olur. Kaynak bulacak. Borçsuz, zamsız, vergisiz milli kaynak paketleriyle kaynak üreteceğim demek nerede? Bunlar nerede? Nasıl getireceksin bu 500 milyar doları? Yine krediyle, yine tahvilde, yine borçla. Zaten bu iktidar kasa başındakiler bizi boğazımıza kadar borca batırmış. Sen de geleceksin, sen de boğazımıza kadar borca batıracaksın. Sadece bu mu? Hayır. Bakınız, işte gelir gelmez İstanbul Sözleşmesi'ni geri getireceğim. Şu masa başındakilerin halini görüyor musun? Eğer meclis çoğunluğunu elde edersek ilk işimiz İstanbul Sözleşmesi'ni geri getirmek olacak. Ya İstanbul Sözleşmesi dediğinde sen sözde namus kavramının kökünü kazıyacağız diyor bu sözleşmenin maddesinde. Senin haberin var mı? Sözde namus kavramının kökünü kazıyacağız. Sözleşmeyi aç, maddelerini bir oku. Gelir gelmez getireceğim dediği İstanbul Sözleşmesi bu. Ne demek namus kavramını ortadan kaldırmak? Bu millet bu topraklarda asırlar boyunca namusu için savaş verdi. Şehit düştü, kan döktü, kan akıttı. Namus kavramının kökünü kazıyacağım diyen sözleşmeyi getirecek. Bunlar böyle. Kasa başındakilerde o İstanbul Sözleşmesi'nin uygulaması demek olan 6284 sayılı kanunu uygulamaya devam ediyor. Yuvaları yıkan, çocukları babasını bırakan, bu cinsiyetçi, faşist, yuva yıkan, batıdan iten kanunu İstanbul Sözleşmesi'nin doğrudan uygulaması manasına gelen kanunu uygulamaya devam ediyor. Bu bakımdan da bir farkımız yok. İşte küreselcilerin planı olan nakitsiz toplum projesi. Nakitsiz toplum ne demek? Dünya üzerinde bütün değerli varlıklar, paralar, nakitler dijital sisteme konulsun. O dijital sistemin kontrolü bizde olsun. Ve biz istediğimiz anda bir düğmeye basarak bir ülkenin, bir şirketin veya bir vatandaşın ekmek veya su almasını dahi engelleyelim. Nakitsiz toplum projesi dediği bu. Şimdi masa başındakilerden İYİ Parti'nin genel başkanı çıkmış, biz İYİ Parti olarak ekonomi alanında nakitsiz toplum projesini uygulayacağız. Dış güçlerin, küreselcilerin projesini gelir gelmez uygulayacağım diyor. Peki kasa başındakiler ne yapıyor? Kasa başındakiler de gittiler Bali'de, Endonezya'da G20 zirvesinde bir deklarasyona imza attı. O imza attıkları deklarasyonun içerisinde dünyada nakitsiz toplum projesinin hayata geçirilmesi maddesi var. Sizin bu bakımdan da bir farkınız yok. Ne diyorum ben? Boşu boşuna iki ayrı yerde toplanıp boşuna zaman ve para israfı yapıyorsun. İki ayrı masa, iki ayrı ittifak, iki ayrı masa. Gelin hepiniz aynı masaya oturun, dokuzlu ittifakı kurun. Böylece dokuzlu masa olsun, boşuna masraflar da kurulmuş olsun. Dış politikada ne diyor masadakiler? Efendim bizim tek kriterimiz Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'dir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin bütün kararlarına tam olarak tabi olacağız. Yayınladıkları deklarasyonda bu. Tabi olacağız dediğin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin içtihatları ne biliyor musun? Türkiye'de Refah Partisi'nin kapatılması hukuka uygundur. Türkiye'de 28 Şubat döneminde yapılan başörtüsü zulmü hukuka uygundur. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi dediğim bu. İngiltere'de bir nikah memuru eşcinsel bir çift geliyor, affedersiniz, bizim nikahımızı kıyacaksın diyor. Nikah memuru diyor ki ben Hristiyanım, benim inancıma aykırı, bu nikahı kıyamam diyor. Belediye nikah memurunu işten atıyor, sen nasıl bu nikahı kıymazsın diye. İşten atılan nikah memuru Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gidiyor başvuruyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi davayı görüşüyor. En sonunda karar veriyor ve o nikah memurunu haksız buluyor. Sen o eşcinsel çiftin nikahını kıyman gerekiyordu, yanlış yapmışsın.
İşte altılı masanın tam teslim olacağız, tam tabi olacağız dediği Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin içtihatları bunlar. E peki bunlar böyle söylüyor da kasa başındakiler mevcut iktidar ne yapıyor? İşte daha geçen sene Sayın Cumhurbaşkanı basın toplantısında kendi ağzıyla söyledi. Ey Avrupa Birliği, bugüne kadar ne istediniz de yapmadı? Hangi kanunu çıkarttın dedin de çıkartmadı? Ne söyleseniz yerine getirdik diyor. E dış politikada da Avrupa Birliği'ne teslim olmaktan, tabi olmaktan başka bir şey söylemiyorsunuz. İki taraf da aynı şey söylüyor. Ne D8 var, ne D60 var, ne İslam Birliği var, ne yeni bir dünya var. E dış politikada, sosyal politikalarda, ekonomide, uluslararası sözleşmelerde, anlaşmalarda bunların hiçbir tanesinde uygulamada birbirinizden bir farkınız yok. Onun için diyorum ben, Hamas'a, Hakas'a bunların birbirinden bir farkı yok. Bunlar en iyisi dokuzlu masayı kursunlar, hepsi bir olsunlar, karşılarına da milli görüş ve yeniden refah geçsin diye bunun için diyorum. Şimdi kasa ittifakının mevcut iktidarı tek adam modeli, tek adam modeli diye eleştirenler, masa başındakiler yedi kocalı Hürmüz modelini önerdiler biliyorsun. Bir tane cumhurbaşkanı seçilecek, o seçilen cumhurbaşkanı masadaki altı tane genel başkandan icazet alacak, onlardan izin almış ya. Ya böyle ülke mi yönetilir Allah aşkına? Sen tek adam rejiminden kurtulayım derken, yağmurdan kaçarken oluyor tutuluyorsun. Böyle istikrarsız, böyle kaotik bir sistem olup milletin seçtiği, anayasada tanımlanan yetkileri verdiği seçilmiş cumhurbaşkanı bir adım atacağı zaman altı tane genel başkanından izin alacak, imza alacak. Böyle sistem olur Allah aşkına. Sonra anayasada böyle bir karşılığı yok bu yetkinin. Böyle bir yetki tanımlanmamış. Anayasada karşılığı olmayan bir yetkiyi altı tane genel başkanı nasıl verecek? Daha iktidara gelmeden parsayı paylaşamıyor. Daha iktidar olmadan, daha yolun başında işleri çorbaya çeviriyor. İşte söyledikleri bu. Bununla birlikte daha da vahimi, altılı masada 28 Şubat kokuları geliyor. 28 Şubat. Nereden çıkartıyorum? Ya bu altılı masadaki CHP Genel Başkanı demedi mi Sayın Kılıçdaroğlu? Bu başörtüsü konusuna bir yasal teminat getirelim, hadi erkekseniz gelin diye. Evet çok güzel. Hatta anayasal teminat gelmesi lazım dedi. İktidar da bunun üzerine harekete geçti. Anayasal teminat getirelim. Gelin meclisteki partilerle anayasayı değiştirelim dedi. Bunların kapısını çaldı. Bu masada iki tane büyük parti, mecliste grubu olan parti, İYİ Parti ile CHP iş ciddiye binince yan çizmeye başladı. Topu taça atmaya başladı. Biz ne dedik o zaman? Bu CHP bir samimiyet sınavından geçiyor ama korkarız ki bu sınavdan geçemeyecek dedi. Evet CHP samimiyet sınavından bir kez daha geçemiyor. Hani teklif ediyordunuz? Anayasayla bu teminat altına alınsın, çözüme kavuştursun. Neden şimdi topu taca atıyorsun? Neden yan çiziyorsunuz? Neden yan çizdiklerini kendilerine yakın gazetede atılan manşetten alıyor? Neymiş o? Altılı masanın başörtüsüne, anayasa teminatına laikliğe aykırı olduğu gerekçesiyle karşı çıktığını yazıyor gazete. Hiçbir tanesi de bu haberi tekzip etmiyor. Ve bu anayasa teminatıyla, anayasa değişikliğiyle ilgili düzenlemeye bir laiklik ayarı yapılması gerekir diyor. Bizlere doğrudan doğruya 28 Şubat sürecini hatırlatan gelişmeler. Ne münasebet? Başörtüsü özgürlüğü anayasayla teminat altına alındığı zaman laiklik elden mi gidiyor? Laiklik din ve vicdan hürriyeti demektir. Herkesin inancına göre yaşama hürriyeti demektir. Neden şimdi bu noktada geri adım atıyorsun? Anlaşılan gerekirse 1000 sene sürecek denilen 28 Şubat süreci altılı masada halen daha devam ediyor. Orada oturup muhafazakar mütedeyyin tabana hitap eden, kendisini muhafazakar dindar olarak tanımlayan partilere de şaşıyoruz gerçekten. Bu laiklik ayarına ne diyorsun? Bu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin içtihatlarına teslim olacağı sözlerine ne diyorsun? Hem dindar kesimden oy istiyorsunuz, hem de masadaki bu yanlışlara göz yumup orada oturmaya devam ediyorsun. Sadece bunlar mı? Hayır.
yine masadaki genel başkanlardan bir tanesinin İHA'lar ve SİHA'larla yapmış olduğu açıklama. Diyor ki efendim biz iktidar olursak İHA'lara ve SİHA'lara dokunacağız. Doğrudan doğruya milli savunma sanayine hedef alıyor. Erbakan hocamızın da çok büyük katkısı olan, emeği olan, fikir babası olduğu bu İHA'lar ve SİHA'larla ilgili böyle acayip, böyle garabet sözleri sarf ediyor. Ancak biz bu sözleri sarf eden zatı çok iyi tanıyoruz. Neden? Çünkü Amerika'nın Irak işgali döneminde Irak'a ilk bomba düştüğünde 8,5 milyar dolar krediyi Amerikalılar bize gönderecek diye sevinen, övünen zat da bu zatın da kendisi. 8,5 milyar dolar krediyi Amerika bize verecek. Öyleyse bu işgale destek olalım, oraya bombalar düşsün. Bir tarafta ben bütün bir Amerikan bütçesini bir damla Mehmetçik kanına değişmem diyen Erbakan hocamız, diğer tarafta Irak tepesine bombalar yağsın, yeter ki bize 8,5 milyar dolar kredi gelsin diye masa başındakilerin zihniyeti iştahını buyurdu. Kendisi ekonomiden sonra devlet bakanı olduğu dönemde de Türkiye Cumhuriyeti Devleti yıllık ortalama 35 milyar doları faize ödüyordu, biliyor musun? Dış güçlere yılda 35 milyar doları faize ödeyen zatın ta kendisi. Yine bu zat aynı zamanda Bilderberg ve Davos toplantılarının müdavimi olan bir zat. Dolayısıyla biz milli savunma sanayine hedef alması noktasında hiç şaşırmadım. Böyle bir zatın, bu yapıdaki bir insanın milli savunma sanayine hedef alması son derece doğal, son derece beklenen bir durum. Dış güçler arasından su sızmayan, Bilderberg'in, Davos'un müdavimi olan bir zat. Allah gani gani rahmet etsin. Şimdi Erbakan hocamız olsaydı, sizi gidi Bilderbergçiler sizi derdi bunlara. Sizi gidi Bilderbergçiler. Gümüş motor hamlesine de nasıl karşı çıktıklarını, 76-77'deki ağır sanayi hamlesine de nasıl karşı çıktıklarını çok iyi biliyoruz. Milletimiz de çok iyi biliyor. Biz yeniden Refah Partisi olarak doğruya doğru, yanlışa yanlış demek için yola çıktık. Hayra motor, şerde fren olmak için yola çıktık. Biz yeniden Refah iktidarında savunma sanayi alanında da, bütün alanlarda da yerli ve milli gelişmenin sonuna kadar arkasında duracağız. Sonuna kadar destek vermeye devam edeceğiz inşallah. Biz yeniden Refah Partisi olarak dışa bağımlılıktan kurtulmuş, katma değerli üretim, katma değerli ihracat yapan, yüksek teknoloji ürünleri üretip ihraç eden bir Türkiye'nin kurulması için elimizden gelen her türlü gayreti inşallah göstereceğiz. İnşallah dışa bağımlılıktan kurtulmuş, yeniden büyük Türkiye'yi, lider ülke Türkiye'yi yeniden Refah olarak, milli görüş olarak bizden kuracağız Allah'ın izniyle. Çok değerli milli görüşçüler, değinmek istediğimiz önemli hususlardan bir tanesi de EYT ile ilgili konu. Kurulduğumuz günden bu yana EYT mağduriyetinin giderilmesi için yeniden Refah Partisi olarak elimizden gelen mücadeleyi ortaya koyduk. Noter onaylı çözüm sözünü dahi EYT federasyonlarına yeniden Refah Partisi olarak vermekten çekinmedik. Bu mücadelemiz, bu mağdurların haklı mücadelesinde yanlarında durmamız en sonunda sonuç verdi ve iktidar şimdi bu sorunu çözmek için düğmeye bastı, adım atıyor. Her ne kadar daha meclise sunulmasa dahi Şubat ayı içerisinde veya Mart ayında EYT haksızlığının giderilmesi için meclise teklifi sunacağını iktidar kanadı ifade ediyor. Ancak şimdi de
bir başka adaletsizlik, bir başka çarpıklıkla karşı karşıyayız. İktidara, kamuoyuna, yetkililere buradan bu çarpıklığın giderilmesi için gereken uyarıyı yapmak istiyorum. Halihazırdaki çarpık emeklilik sistemine göre sigorta başlangıcı 9 Eylül 1999 itibariyle olanlar 9 Eylül 1999'dan önce olanlardan tam 17 sene sonra emeklilik hakkını elde edilecek. Düşünebiliyor musunuz? Aynı iş yerinde, aynı işte biri 8 Eylül'de sigortası başlamış, bir tanesi 9 Eylül'de sigortası başlamış. 9 Eylül'de sigortası başlayan 17 sene geç emekli oluyor. Böyle haksızlık, böyle adaletsizlik olur mu Allah aşkına? 9 Eylül 99 ve sonrasında sigortası başlayanlar kadınlarda 58, erkeklerde 60 yaşında emekli olabiliyor. 9 Eylül'den önce sigortası başlayan bir erkek işçi 2024'te emeklilik hakkını elde ederken 9 Eylül günü işe gelen bir erkek işçi 2041 yılında emekli olacak. Böyle bir adaletsizlik, böyle bir haksızlık dünyanın hiçbir yerinde olmaz. Bir hukuk devletinde böyle bir şey kabul edilemez. Anayasadaki eşitlik ilkesiyle, sosyal adalet ilkesiyle taban tabana zıt olan bu uygulamanın ortadan kaldırılması lazım. Evet, EYT düzenlemesinin yapılması çok önemli, çok yerinde bir adım. Bu noktada iktidarın arkasındayız. Ama bu düzenleme yapılırken bu 8 Eylül, 9 Eylül'ün sınırlamasını da ortadan kaldırmak, adaletli bir emeklilik sistemini bu vesileyle getirmek son derece büyük önem arz ediyor. Tabii emeklilik demişken bir başka çarpıklığı da dile getirmek istiyorum. Emekli aylıklarındaki aylık bağlama oranlarındaki adaletsizlik. Bakınız, 2000 öncesinde, 2000 ile 2008 arasında ve 2008 sonrasında sigortalı olanlar, bunlarla ilgili 3 ayrı emeklilik bağlama sistemi mevcut. Bu 3 dönem için 3 ayrı aylık bağlama sistemi var. Aynı işte, aynı süre çalışmış, aynı primleri ödemiş iki insan birbirinden farklı emekli maaşı alıyor. Neden? Çünkü tarihler farklı. Biri 2000 öncesi, biri 2008 arası, biri 2008 sonrası. Ya aynı işte çalışmışım, aynı süre çalışmışım, aynı prim ödemişim. Neden farklı emekli aylığı alıyorum? Bu sorunun cevabı elbette ki verilemez. Bu çarpık sistem emekliler arasında büyük bir adaletsizliğe sebep oluyor. Bu nedenle EYT sorunu çözülürken emekli aylığı bağlama sistemine ilişkin adaletsizlik de mutlaka giderilmelidir. Emeklilerimizin, milyonlarca emeklinin yıllardır beklediği intibak yasası derhal çıkartılmalı ve bu adaletsizlik ortadan kaldırılmalı. Bütün bunları mevcut iktidara, yetki sahibi olanlara bir son uyarı olarak yapıyoruz. Köprüden son çıkış olarak kendilerini uyarıyoruz. Ya sizler bu adaletsizlikleri ortadan, bu haksızlıkları ortadan kaldırır, ya da 14 Mayıs'ta bu millet artık yeter diyecek, yeniden refah iktidara taşıyacak, bu adaletsizlikleri, bu haksızlıkları bizler ortadan kaldıracağız inşallah. Bir defa maddi kalkınma hamlesi. Nedir o? Denk bütçenin ve havuz sisteminin yapılmasıyla bir senede faize ödenen 565 milyar liralık ödemeden kurtulması. 2023 bütçesinde devlet diyor ki bu sene devlet bütçesinden 565 milyar lira faize para ödeyecek. 520 milyar dolar bugüne kadar 20 senede ödemiş. 100 milyar dolar da şu 3 senede faize para ödeyecek. Hayır. Borçlanmaya devam ettiğimiz sürece bu faiz canavarından kurtulmamız mümkün değil. Öyleyse ne yapacağız? Borçlanmayacağız. Borçlanmamak için denk bütçeyi ve havuz sistemini yeniden inşallah hayata geçireceğiz. Kamudaki israf önlenecek. Bu milletin, bu dolun, bu yetimin, bu kamunun bir kuruşu dahi israf edilmeyecek. İmtiyazlı holdinglere bağlanan hortumları
gelir gelmez inşallah kesip atacağız, kaldırıp atacağız. Bu milletin bir kuruş hakkını haksız yere imtiyazlı holdinglere aktarılmasına müsaade etmeyeceğim. Bu kamu özel işbirliği projeleri, şehir hastaneleri projeleri, köprüler, otoyollar, havaalanları, bunların hepsi yeniden gözden geçirilecek. Ülkenin, milletin, devletin menfaatine bir şekilde yeniden düzenlenecek. Kimseye haksız yere 5 kuruş aktarılmayacak. Bununla beraber milli kaynak paketleri kitabımızda belirtilen adımlar atılarak bir senede borçsuz, zamsız, vergisiz 150 milyar dolar kaynak bu milletin hizmetine sunulacak Allah'ın izniyle. Bütün bu adımlarla yıllık yaklaşık 200 milyar dolarlık bir imkan. Ne yapacaksın bu imkanda? Önce imtiyazlılar anlayışı yerine önce millet anlayışı. Önce holdingler anlayışı yerine önce ezilenler, önce mazlumlar anlayışıyla, milli görüş zihniyetiyle bu imkanı, bu kaynağı, bu hakkı sahibi olan aziz millete aktaracak. İşçiye, memura, emekliye, çiftçiye, küçük esnafa alım gücünü, refah seviyesini arttıracak adımları atacak. Biz ne diyoruz? Biz yeniden Refah Partisi olarak bu iktidarın yaptığı gibi bu millete kömür, erzak, sadaka dağıtmak için gelmiyoruz. Biz bu ülkede fakir fukaraya yardım etmek için gelmiyoruz. Biz bu ülkede fakirliği ortadan kaldırmak için geliyoruz. Bütün bunların yanında 81 ilimize yüzlerce refah projesi, beton, çimento, AVM, rezidans, park, bahçe projesi değil, peyzaj projesi değil. 81 ilimize yüzlerce istihdama yönelik, üretime yönelik, ihracata yönelik proje. Bunun kitabını ortaya koyduk yeniden Refah Partisi olarak. 10 milyon işsizimize, 1,5 milyondan fazla üniversiteli diplomalı işsizimize iş imkanı, istihdam imkanını inşallah bu kaynaklarla sağlayacak. Maddi kalkınma, dar gelirli milyonların alım gücünün refah seviyesinin arttırılması, işsiz milyonlara iş imkanının istihdam imkanı oluşturulması. Kaynak paketleri kitabımız hazır, proje kitabımız hazır. Bunların hepsi bilimsel olarak yeniden Refah Partisi olarak ortaya konuyor. Bütün bunlarla beraber manevi kalkınma hamlesi, manevi kalkınma. Paylaşımda adalet, maddi kalkınma, diğer yapılacak da manevi kalkınma. Ne yapacaksın? Önce bir defa eğitim sistemini ve müfredatı ıslah edeceksin. Materyalist değil, maneviyatçı nesiller. Dünyacı değil, ahiret öncelikli nesiller. Biraz önce başkanımızın ifade ettiği gibi, 5'in 4'ten büyük olduğunu bildiği kadar, 4 helalin 5 haramdan daha büyük ve kıymetli olduğunu bilen nesiller yetiştiren bir eğitim sistemini ve müfredatı hayata geçireceğiz inşallah. Bu da yeter. Medyanın ıslah edilmesi. Medya gece gündüz ahlaki erozyon pompalıyor. Şu havuz medyasındaki kanalların yayınladığı dizileri görüyor musun? Kim kimin annesi, kim kimin babası, kim kimin çocuğu, kim kimin oğlu, kim kimin kızı belli değil. Böyle dizi mi olur Allah aşkına? Ahlakı bozmak için sadece müstehcenlik olmasına gerek yok. Bu senaryolarla da ahlakı bozuyor. Bu gayrimeşru hayatlar normalleşiyor. Bunu izleyen çocuklar, gençler bunu kanıksıyor, tepkisizleşiyor. Bunların hepsinin ortadan kaldırılması lazım. Değerlerimize, tarihimize, aile yapımıza uygun bir medyanın inşa edilmesi. Bununla beraber yuvaları yıkan, batıdan ithal aile ve sosyal politikalar alanındaki kanunların ıslah edilmesi. İşte 6.284 sayılı kanun. 2 milyon babayı evden uzaklaştırdı. Milyonlarca çocuğu babasını bıraktı. Milyonlarca yuvanın yıkılmasına yol açtı. Bunları ıslah edeceğiz. Ailenin korunması, ahlakın korunması için en önemli adımdır. Yuvaların yıkılması ahlaki erozyona da yol açıyor. Uyuşturucu kullanımına da yol açıyor. Her türlü felakete yol açıyor. Aileyi korumak için bu aile ve sosyal politikalar alanındaki kanunları ıslah edeceğiz. Ve yine ahlaki erozyonun önlenmesi için, yuvaların yıkılmasının önüne geçilmesi için ekonomiyi ıslah edeceğiz. Ekonomi kriz, yoksulluk, yokluk ahlaki erozyona yol açıyor. Boşanmalar
çocuk kullanmaya yol açıyor. Medyanın, eğitimin, aile ve sosyal politikalar alanındaki kanunların ve ekonominin ıslah edilmesiyle manevi ve ahlaki kalkınmayı da inşallah sağlayacak. Ve üçüncü yapılacak olan da yargıda adalet, yönetimde adalet. Yeniden Refah Partisi'nin inşa edeceği yargı sisteminde kuvvetin haklı sayıldığı değil, kuvvetlinin haklı sayıldığı değil, güçlünün haklı sayıldığı değil, haklının güçlü kılındığı bir adalet mekanizması olacak. Haklının güçlü kılındığı. Kul haklarına riayet eden, kuvveti değil hakkı üstün tutan bir adalet mekanizması. Yönetenlerin siyasetin yargıya müdahalesi olmayacak. Yargının da siyasete müdahalesi olmayacak. Bununla beraber hep ne diyoruz? Anadolu'nun en ücra köşesindeki kasketli Ahmet amca hakim karşısında Cumhurbaşkanı'ndan dahi en ufak bir farkı olmadığını bilecek. İktidarın, gücün, kuvveti, parayı, maddi imkanı üstün tutan değil, hakkı üstün tutan bir adalet mekanizması. Kamuda, işe alımlarda, görevlendirmelerde, akrabalık, yandaşlık, hemşerilik, yazılı sınavda 90 alanın mülakatta 40 verinin elenmesi, hayır. Bunların hepsi ortadan kaldıracak. Bizim iktidarımıza geçerli olan ehliyet, liyakat ve adalet olacak. Akrabalık, yandaşlık, hemşerilik geçen akça olmayacak Allah'ın izniyle. Ve yine biraz evvel anlattığım emeklilik sistemindeki diğer bütün kamuyla ilgili konulardaki adaletsizliklerin, haksızlıkların ortadan kaldırılması. Nimet külfet dengesinin adil bir şekilde tesis edilmesi. Paylaşımda adalet, yargıda adalet, yönetimde adalet ve ahlaki ve manevi kalkınma. Bütün bunlara neyle ulaşılır? Bütün bunlara yalnız ve yalnız milli görüşle yeniden refah ulaşılır. Ne masa başındakilerle, ne kasa başındakilerle bunlara ulaşılmaz. Yaptıkları ortada, söyledikleri ortada, vaatleri ortada. Bu millete bir şey veremezse, milli görüşle bunlara ulaşılacağı nereden malum? 50 senelik tarihimizden malum, 50 senelik tarihimizden. 50 senelik geçmişimizde bu milleti yüzü gülmüştür. Bolluk ve bereket dönemi yaşanmıştır. Bu millet maddi ve manevi sıkıntılarından kurtulmuştur. Şimdi 2. 40 yılda yeni dönemde yine aynısı olacak. Bu aziz milletin yüzü yine milli görüşle, yine refahla gülecek Allah'ın izniyle. Sağ olun, var olun. Allah'a emanet olun. Esselam.